kıymetli köylülerim, uzaktan yakından bizleri izlemek için buraya gelmiş Türk çok kıymetli izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz öncelikle. Artık her Ramazan geleneksel hale geldi. Zafer Tiyatromuz bu sene de sizler için çok birbirinden eğlenceli skeçler hazırladı. Yarışmalar düzenledik. Bugün özel çekilişimiz olacak. Umarım beğenir, çok güzel vakit geçirirsiniz. Şimdi çok alkış istiyorum. Özellikle alkışlarınız çocukları onur edecektir, gururlandıracaktır, daha bir motive edecektir. Haberleri merak ediyorsunuzdur. Haberler gelişti bir seneden beri. Haberlerimiz için Belalların Fatih'e bağlanıyoruz. İyi akşamlar Sayın Sarıcılar TV izleyicileri. Hepiniz selam ve saygılar buradan. Burada bulunan ve ekran başında bulunanlar, hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz diyerek başlıyorum. Her Ramazan bayramı olduğu gibi sizlere Sarıcalar TV haberleri olarak buradaki haberler ve Kenarköy haberleri, öncelikle tabii Bayındır haberleri olmak üzere size baştan aşağı bütün haberleri bir yıl boyunca vermek için buradayım. İlk haberimiz, herkesin tabii meşhur bir haber olarak başlayacağını, sizin de daha önceden haberlerinizi yavaş yavaş kulağınıza fısıldayan Ayşe Hala'nın karpuzuyla başlayacağım. Ayşe Hala'nın karpuzunu kim aldı, kim aldı? Bir yıldır araştırma yapılıyor fakat bulunamıyor. Karpuzu kim yemiş? Kim yemiş olduğu belli. Daha doğrusu 15-20 kişi yiyememiş. Ama hala kimin aldığı bulunamamıştır. Malalan Kadir Yayın'la de beraber iz yürüttüler ama maalesef Ayşe Hala çok geç kaldınız bunun. Biraz sonra bunu eşofmanlı Fatih Hoca uzun bir şeyle değinecektir hikayesine. Merak etmeyin, burada kısaca geçiyorum. Muhtara da tutanak tutturmuş. Röportajlarda sordu kendisine, ya Ayşe Hala bir karpuz değil mi bunun altı ucu dedik. Ya önemli olan da zaten bir taneydi dedi. Başka olsaydı böyle olmayacaktı dedi. O bir tane olması çok önemliydi dedi. İyi dedik Ayşe Hala, öyle olsun. Diğer bir haberimiz ise dayının mahkeme şeyleri zaten biliyorsunuz biraz fazla. En sonki mahkemeye giderken davalısını arkadan çarpması. Kamyonlar önüne çıkınca duramıyor, arkadan çarpıyor. Tabii olay işte kızışıyor. Yanına gidip davalısına, ya sen niye duruyorsun diyor. Görmüyor musun, kamyon çıktı. Ben de durursam çarparın bilmem ne yapmadım demiş. Daha bir de dava iyice kızışmış. Dava biriken iki olmuş. Fazla haberleri durmadan reklamlarımıza geçiyoruz. Malum hurdacı daldan dala atlıyor. Tel, gazık. Bu sene gazık reklamı var. Beton gazıkları, hurdacı gazıkları. Nerelere çevirirsiniz? Cevizlik, dam, han, hamba, saya, tarla etrafı, graç, taşlık. Nereye isterseniz hurdacı gazıkları hazırdır. Kampanya yok mu? Var tabii ki. 100 gazık alana delikleri hurdacıdan. İstediğiniz kalınlıkta, ister eğri ister doğru. Tep gibi gerilir, ip gibi çekilir. Tarlanızı, bahçenizi neyden korur? Tabii ki hayvanlardan. Öküz mü? Hayır, giremez. Ayı mı? O da giremez. Geyik mi? O da giremez.
Geriyeden bile giremedi. Zürafa giremedi. Ama Davutların inekleri girdi. Davutların ineklerine çözüm bulamamıştır. Hala imathanelerde Davutların ineklerini sağlamlaştıracak beton kazıklar yapmaktadır. Neyse, bu haberimiz de bu kadar. Şimdilik sarıcaların gençlerine bağlanacağız. Bekar gençlerine. Artık buralarına kadar gelmiş. Bekarız, biz duvara bekarız. Bekarız, bekarız. Biz duvara bekarız. Muhtar uyumak, bekarlara sahip çık. Muhtar uyumak, bekarlara onlara bağlanacağız. Bekarların yanına yavaş yavaş gidecek. Bakalım bekarlar ne diyor? Bize nelerle bahsedecekler? Bugün eylem yaptılar kendileri. Evet sevgili Fatih. Şimdi bekarların olduğu eylem yaptığı yerde birazdan yaklaşacağım. Hakkımı helal et. Tek tek gelip sana buradan okuyup sırayla yerine geçebilirler. Malum mikrofon ermeyecek hala. Evet zaten gördüğünüz gibi bazıları mesajlarına direkt iletmiş. İşte muhtar bizi araşa götür diye. Bazıları da bilinmiyor. Onlar kendilerine bazıları sorabilirsin. Bazıları bilinmiyor şimdi. Başlayalım. Beyefendi, burada yazan nedir? Evlidum fark etmez, toşunumum affetmez. Evet Fatih. Evet, Emin'i anladık. Emin'in yaşı itibariyle Emin'i anladık. Maalesef durumlar kötü. Maalesef durumlar çok kötü. Şu bekarlara bak. Romağa sığmadı. Arkadaşımız yine görüyorsunuz yine ne istediğini. Onun apaçık istediği belli. Mesaj iletilmiştir bence istediği yere. Söylemek istediğim mesajım direkt açık. Evet. Neden? Başka bir şey ekliyor musun? Tamam. Evet, yine bir tane noktalı. Görüyoruz. Abi, evde kalmış erkekler bunlar. Oo. Yani çok enteresan. Evet. Geçiyoruz. Başka bir şey yoksa. Burada bizim evde de var. Evet. Tabelamızda görüldüğü gibi sağım solum sapmayan yanım düz duvara tırmanırız. Oo. Evet, büyük sıkıntı Fatih. Evet, görüyorum maalesef. Çok o da Emin'in terdibi. Evet, korkuyorum biraz. Şimdi bu arkadaşımıza dönüyoruz. Yaz, kış. Yatak buz gibi. Çok beter, evet çok sıkıntı. Ben onu hiç anlayamadım ya. SBS, seviye belirleme sınavına gelmişler gibi yani, sanki. İlk bakışta öyle gözüküyor. Şimdi öğrenci ne demek istemiş arkadaşımız? Biz sevdiğimizi arıyoruz. Seni bir bulursam seveceğim. Tamam. Sanki bana pek sevecek gibi gelmedi. Bana da öyle geldi. Evet, sevecektir muhtemelen. Eylem bu şekilde gerçekleşiyor Fatih. Ne yapalım? Yani, bizim tabii evlenmeye hakkımız yok mu diyorlar isyan içinde. Yani. Bekarız, bekarız, bekarız. Düz duvara bekarız, bekarız. Uyuma, bekarlara sahip çık. Muhtar, uyuma, bekarlara sahip çık. Muhtar, uyuma, bekarlara sahip çık. Muhtar, uyuma, bekarlara sahip çık. Bekarlar eylemi bitmiştir. Şimdi tekrar Fatih'e bağlıyorum. Evleniyor bitmiştir ama benim de pankartlarım vardır. Tabii biz de bekarız. Biz de niye pankart kaldırmayalım? Evlen benimle kümesi üstüne yapacağım. Bilmiyorum İlyas'a kadar mı artık da. Mersin'dekiler 5 çocuk dediler. Usta yok. Tayyip söz 10 çocuk. Bu sarıcaların nüfusu artması lazım. Sizi toplam evlendiren. O her sarık kabul. Nefes alsın pankartımızı çıkartmadık, onu da söyleyelim. Şimdi bir diğer haberimiz Bayındır'dan. Bayındır'ı es geçersek olmazdı. Bir senedir araştırma yapıyoruz. Abuzettin, Profesör Doktor Abuzettin bacasında kum Bayındır Bey'le. Bayındır'da son gelişmen haberler, Türkiye Avrupa Birliği'ne giremiyor. Girmek için uğraşıyor son yıllarda ama bir türlü giremiyor. Ne yapalım ne edelim demişler.
Avrupa Federasyonu araştırmış, ne yaptıysa yapmış, bulamamış. En sonunda Bayındır Köyü'nü örnek göstermek istemiş. Neden örnek göstermek istemiş? Avrupa Birliği'ne girmek için bizim Bayındır'ı, Avrupa Birliği. Arı gibi çalışmalarından tabii ki. Gece gündüz yorulmak nedir bilmiyorlar. Her yıl civarındaki bütün köylerden çabuk harman kaldırır. Kümesleri nüfuslarına göre çok herkesin köylerinden fazladır. Boy ortalamalarına göre aynı Çinliler gibi. Arı gibi çalıştırmaktadır. Sayın Abuzettin bacasından kum kayındır şöyle bir araştırmaya imza atmıştır. Eski adı Dömbüldekliler olan bu Bayındır Köyü nüfusuna göre çok azimli çalışmakta. Saat akşam 10'da yatıp sabah 6'da işbaşı yanmaktadır. Bayındır'da Doğramacı, Tokoz, Ateş İsmail, Ecevit ve Topçu'nun genlerinde Çinlilerin genine rastlanmıştır. Doğramacı'nın 4 kuşak önceki dedesi Chong Yong Song çıkmış. Topçu'nun kayınbederi Demirli'nin 8 kuşak öncesi dedesi de Oromaho çıkmış. Hemen araştırmacı yazar Abuzettin bacasından Gun Gayındır Çin'e gitmiş, Oromaho'nun torunlarıyla konuşmuş. Onlar da Oromaho, Oromaho, Koromaho, Doğramacı ho, Demirli ho, Çoptu ho, Tokoz ho demişler. Yani Türkçesi, biz Orta Asya'dan dedem bu köye, Dömbürdeklilere, köyüne güç güvesi vermiş. Meğerse onlardan gelirmiş bu azim. En son şunu söyleyince kesinlikle anlaşılmış. Profesör doktor tabii bacasından kum koyundur bunu anlamış. Alıço uçaro. Yani ilk uçan insan Bayındır Alıç'tan tabii ki Bayındır Köyü çıkmış. Galata Kulesi'nden uçan Hazervan Çelebi bile Bayındırlılardan ilham aldığını söylemiştir. Avrupa Birliği karar aldırmış Bayındır Köyü'ne tabela yaptırmaya. Her köyün, ilçenin önüne yaptırırlar. Onlarınkine de ilk uçan insan bu köyden çıktı diye tabela yaptırmaya karar vermişlerdir. Bu yılki Bayındır haberlerimiz de bu kadar. Sıradaki reklamımızsa Davut Arık Karadeniz'in bal reklamı. Balımız gelsin. Sarıcaların tarlalarının bitkilerinden bal getiren Karadeniz arıları organik balları sizin için toplamaktadır. Bu arılar gece gündüz vızır vızır çalışmaktadır. %100 organik olarak bu kavanoz bal da çekilmişimizin içindedir. Bir kaşığı çok şeyler yaptırır. İki kaşığı daha çok şeyler yaptırır. Artık kavanozun onu siz düşünün. Boyacılarlı Süleyman'ın ballarını bile geçmiş son yıllarda. Protein oranı olarak. Yağ 0. Şeker 0. Bal mükemmel. Öyle değil mi Erdem? Bak çocuk da onaylıyor. Tabii ki kampanyoz yok mu? Var. 5 çıta bal alana bir kavanoz hediye. Bedava. İnternet adresi davutarık@karadeniz.com. Ulaşabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz kredi kartından da. Sıradaki haberimiz balya ipi. Balya ipimize köye girelim birçok sene oldu. Ama birçok işe de kolaylık sağlamıştır. Bugünkü projektörümüzü bile onunla bağladık. Her tarafa maşallah yarıyor. Her işe. O kadar sağlamlığıyla da bilinir. Her de deva mübarek. Çörek otu gibi. Köyümüz belki 5 sene ileri gitmiştir bu balya ipi gireli. Neler nerede mi kullanılır? Deste, balya sarmaya urgan mı lazım? Balya ipi. Uçkuru mu koptu? Hemen balya ipi. Arabanızın zinciri mi koptu? Hemen balya ipi. İlyas Ağa'nın kışlık balya ipi zincirleri hazır da bekliyor. Kapınıza ereze mi lazım? Balya ipi. Hastalığa bile şifa mübarek. Damadın romatizmalarına kadar çare olan balya ipi sar sar bacaklarına sabaha geçsin. Bacağınız mı koptu balya ipi?
Ali Bilir'in klepesi mi koptu? Bağla bağlı ipini. İneğin mi zinciri koptu? Bağla ipi. Hurdacının keli mi koptu? Çek bağlı ipi. Daha birçok alanda saymakla bitmeyen bağlı ipi kolaylığı, herkese teşekkür ediyoruz bağlı ip için. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bağlı ipi, buradan da İlesa'nın reklamını yapan Urgan falan isteyenler olursa İlesa'ya müracaat edebilirler. İstediğiniz metrede, istediğiniz o kulaç hesabı yapıyor, ona göre kulaç verirsiniz. Bir başka haberimiz ise tıkırtının kazaları. Tarım aleti düşmanı mübarek. 2015-2016 yıllarında hesaplamalara göre yaptığı işi kurtarmamış maalesef. Aldığı her sıfır aleti mutlaka kırıp getirmiş. Molla'nın tamburunu aynı gün içinde kıran bir o çıkmış. Sıfır motorun şemsiyesini aynı gün içinde kırmış. Ya herkes hurdacı aletimi takacak diye korku içinde. Tıkırtı taktığı zaman yandı. Akşama kadar bir tasa bir der. Kesin bir taraf kırıldı. İlaç pompasını parçaladı. Tombağın bahçe pulluğunu bile kırdı. Molla'nın tambur gitti. Kendi tambur şaftı gitti. İmnaların motorun kolu. Harç makinesi bile tarlada yuvarladı Karafaklan tarlalığında. Ya Havuz amca görmüyor mu siz bunu ya? Vallahi göremedim Romak'tan diyor. Son yıllarda Recai geçmiş sollamış alet kırmakta. 2017-18'de de büyük bir rekor bekliyoruz kendisinde. Bir başka haberimiz. Ramiz'in çilesi. Ne olacak bu Ramiz'in çilesi? Çoban deresine sürekli yaya git gel, yaya git gel. Yorulmuyor bacaklar. Yaş ilerliyor, Ramiz gençleşiyor. Her gün sıçıya bıkmadan otostop çeken adam. Harem Tuzlu'ya bu kadar otostop çeken yoktur yani. Yani sadece sütçünün arabasıyla binmekte kalmıyor. Geçenlerde gaz basıyla binmiş, inerken vanaya takmış, sütü boşaltmış varana kadar. Ondan bundan bir daha almıyor Ramiz'i sütçü. Artık yayan el arabasıyla. Buradan kendisine sözü ne çiğe gelse danmış dünya yüzünde ya diyoruz. Yani kendini acımıyorsan el arabasını acı. Yani bazı atasözlerde kendisine iyi de uyar. Yani varlık içinde darlık yaşayan tek insan gibi kendisi. Kendisi biraz cimri ama eşi öyle değil. Çok bol. Biri geçenlerde bayrama gidip bizi Adapazarı'na götür deyip 150 lira teklif etmiş. Dölmüşler muhtara, demiş ben 50'ye götürürüm. Tabi damadın eşi durur mu? Lan demiş ben bu muhtar uçucuyu zaten önceden beri severdim. Yollarda durdurun buna bir de çay söyleyin. Bu kadar bol yani. Bu kadar bol maşallah. Şimdi ise Afrika'dan getirttiği dediğimiz Cuguli doktorumuzu. Küperdeyi bir kapatın çocukla. Baş ağrısına, migren ağrısına bütün ağrılarınızı sonlandıran bir tedavi yöntemi. Benimkini örtmeyelim lütfen. Baş mı çarptın? Ve benimkini açıkla adamlarla konuşuyor. Bu tarafta hazırlansınlar. Daha Afrika'dan bizi kırmadı. Cibeli geldi buraya. Selamlar. Açam mı? Şimdi çok baş ağrıyan bir arkadaşımız var. Gece gündüz dalar giderken öyle başım ağrıyor diyor ki öyle başım ağrıyor. Bu baş ağrısı nasıl geçecek dedik. Bir türlü çare bulamadık. Ne Bilal'ın hocasından. Ne başka hocalardan. Ne bizim hocadan. Muska yok, şey yok. Şimdi başla bakalım. Muhabirimize bağlanıyoruz. Dur. Tedaviye başlama. Muhabirimiz sor bakalım nasıl tedavi edecekmiş. Evet Sayın Fatih. Ben şimdi yine yayındayım. Afrika'dan gelen doktorumuz baş ağrısını şakkadana geçiren bir ilaç bulduğunu iddia ediyor. Hatta yanımızda çok feci bir baş ağrısı olan evet biliyorum çok aşırı ağrıyor. Bakalım geçecek mi? İnşallah şifasını bulur diyoruz. Evet.
Mancar. Evet. Yumurta. Evet. Çok basit, evinizde bulunur. Evet. Tamamen doğal, tamamen doğal. Tamamen doğal mübarek. Dayının yoğurt. Maydanoz, Hacer Alan'dan gittik. Bu da caminin oradan kopardık. Koca verdi. Ha, garabeyin canarik dalar yok. Bu da gönlükten getirdiğimiz limon. Tamam, başlayabiliriz. Evet, şimdi operasyona bakalım başlıyorum. Geçecek mi? Operasyona başlıyoruz. Evet. Neler diyor bakalım, neler diyorlar ki geçiriyor. Sihirli sözcükleri de var. Sütçü sumuhtarı, sütçü sumuhtarı. Ahmet'im, 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 Ahmet'im. Çabuk geçmez belki. Tüp tüp diyor bak, ne kadar şifa aldı adam. Fatih bunun en önemli özelliği şakkadana geçirmesi, evet, zaten. Hemen getiriyor. Bir daha da gelmiyormuş ömür boyu. Evet. Başı ağrıyan varsa buyursun. Evet buyurun. Babamın çok başı ağrır ama. Aspirinin son. Bir de suyu da yıkamak gerek. Tamam, perdeyi kapatacağım işimi. Tamam arkadaşımız, başka da isteyen yoksa. Evet Sayın Fatih, biz buradan yayınımızı sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederim. Afrikalardan buraya kadar gelmiş. Evet, Cigoli. Bir alkış istiyoruz. Sıradaki haberimiz. Diğer haberimize geçiyoruz. Bu haberimiz ise velaların Alosman Ağa'dan. Alosman Ağa velaların uzun yıllar yaptığı artık davarlarına son vermiş, kökünü kuruttu. Artık olmayacağını anladı. Benim ağalık buraya kadar dedi. Ve muhtarın yanına giderek heyet beraber huzur Alıççı'ya devrettiler ağalığı. Bundan sonra Alıççı ağa olmuştur. Alosman ağa ise Zügürt ağa olmuştur. Zügürt ağa olan Alosman ağa Karafaklara yerleşmeye karar vermiş. Bu haberimiz de bu kadar. Sıradaki 2-3 haberimiz de hocalarla ilgili. Son duyduğum habere göre hocaya arı gelmiş. Nasıl gelmiş arı? Tabi zekat, fitir hiç vermezseniz hocaya, halk vermezse hak verir. Öyle diyor. Hocam nasıl geldi? Halk vermedi diyor. O kadar selam verdik sabahlara kadar. Zekat yok, fitri yok. Ama hak verdi diyor. Hak verince boş kovana arı uçarak gelmiş. Artık bilen yok Karadeniz'in oğlundan mı? Başka oğuldan mı?
gelmiş boş kovana girmiş. Balı olan hoca o gün bugündür herkese şerbet dağıtıyor. Hocanın bir başka haberi ise Sayın dayının hocanın evine dadanması. Sayın dayının köpekleri hep böyle. Ev gezer, dolaplardaki ne kadar salam, sucuk, ekmek, somun varsa topluyor. Son geçen yıllarda Toşur dayının ekmeklerini, buzdolabından sucuk salamlarını yürüten hocaya dadanmış. En sonunda somun ekmeğini almış evden. Ondan sonra da bir tane tavuğu varmıştı. Bir bakmış, tavuğu aldı gidiyor. Düşmüş peşine. Hoca gider, tavuk ağzında Sayım'ın köpeği gider. Hoca gider, tavuk gider. Artık köstmüşler bayır yukarı. Derman kalmamış hocada. Köpeğe çok az kaldı ama diyor, derman kesildi diyor. Görüyorum diyor, kafa sallıyor. Kıra kıra götüye tavuk diyor. Can çekişiyor diyor. Tavuk ağzını bir bıraksa diyor, keseceğim musmul olacak ama diyor, bırakmıyor diyor. Köpek de yoruldu bende diyor. Tavuğu tam ağzından bırakmış, artık hoca da yorulmuş. Tam tutacak, tekrar kapmış götürmüş Sayım'ın avlusuna. Sayım avlusuna ver kalınca, Sayım'ı görünce artık tavuk can vermiş. Sayım demiş, ne olacak böyle, ne somun kaldı ne tavuk. Yapacak bir şey yok demiş o da. Hocam, o da onun nasibi. Onun yazısı da öyleymiş demiş. O da Allah'tan. Bir başka hoca haberi ise Kenarköy'de. Bu gerçek olay olmuş. Yakınlarda olmuş, gerçekten de olmuş. Hoca biraz şey mi bilmiyoruz ama namaza duruyor. Ondan sonra ya arkasında da dört cemaat. Cemaat tam arkasındaki cemaatin başlıyor telefonu çalmaya. Çal dur susmaz, çal susmaz. Elini falan atmış, gene susturamamış. Hoca yavaşça şöyle demiş. Kırmızıya bas, kırmızıya demiş. Yanımdaki de demiş ki, hocam demiş, namazınız bozuldu. Öbür yanındaki de demiş ki, la konuştun, seninki de bozuldu demiş. Sonucu da demiş ki, aha ben konuşmadım, benimki bozulmadı demiş. Bu gerçekten bizim Kenarköy'de olan bir hikaye. Bu başka bir hocamız bugün anlattı da, onu bir ileteyim dedim. Artık spor haberlerine geldik, haberlerimiz burada bitiyor. Dün oynanan Sarıcalar Spor Bayındır Spor karşılaşması 5-2 bizim gençlerimiz yenerek mağlubiyete ulaştılar. Galibiyetle bitmiştir. Gollerini Oktay Bilgi atmıştır. Ahmet Demir atmıştır. Ve Ahmet Arslan atmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz buradan. İleriki maçlarda hepsine başarılar diliyoruz. Haberlerimiz burada bitmiştir. Hepinize bir dahaki seneye Ramazan'da dolu dolu haberlerle